İşte arkadaşlar, mervane squat. Arkadaşlar bunu yaparken ya boş barla da yapabilirsiniz. Bu bizim bacak, kalça ve yine sırt, omur kaslarımızı oldukça üst seviyeye geliştirecek. Tıpkı arkadaşlar vuruş yapıyormuş gibi gardta pozisyonumuzu alıyoruz. Ayaklar, arka ayak özellikle parmak ucunda, yine ön ayak, ayak pençesi üzerinde yan eğiliyoruz ve düzeliyoruz. Kalkarken tüm kaslarımızı çalıştırarak biyometrik şekilde yine çalıştırarak arkadaşlar oldukça üst seviye atlama enerjisi açığa çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar, hareketler seriyle fonksiyonel olmalı. Kaslarımız erimez, dondurma imal etmiyoruz. Kas inşa ediyoruz arkadaşlar. Adenozin trifosfatları, ATP'leri yakarak, enerjiye çevirerek onları kasa çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız işte enerji demek, enerji kasa dönüşmez, yağ kasa dönüşmez gibi saçma sapan rivayetler var arkadaşlar. Yağ olmadan enerji olmaz, ATP olmadan enerji olmaz, enerjiyle beslenme kas da kendisini inşa edemez arkadaşlar. Bu kadar açık ve nettir. Bizim çalışma sistemlerimizde özellikle arkadaşlar kaslarda güç, direnç, kondisyon ve hız artımı için biyometrik şekilde seri ve bol tekrarlı kaslar yanıncaya kadar olacak arkadaşlar. Dediğim gibi çok ağır kilolara girmiyoruz. Orta ağır kilolarda sistemli bir şekilde, fonksiyonel şekilde bol tekrarlı çalışıyoruz. Ve yine pervane squat'ta arkadaşlar boş barla çalışabilirsiniz. Ağır bar, ağır kilolara girip bel ve omur bölgenizi sakatlamayın sakın. Dediğim gibi geliştikçe kilo arttırabilir ve ona göre çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Boks ve mücadele sporları için, aktif sporcular için kaslar, güç, direnç, kondisyon ve kuvvetli sürekli çok önemlidir arkadaşlar. Bunun için gerekli olan antrenman sistemlerine devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.